Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün temizlik günüm. Ama sadece şu eczane dolabı dinliyor. Almancası Apothekschrank. Sadece şu çekmeceli olan bölümü temizleyeceğim. Burada benim baharatlıklarım duruyordu. Daha boya badana yapmadık. Bakın arkadaşlar. Duvarlar çok kirli ama izine de gideceğim. Gitmeden şunu silmek istedim, şu dolabı. Şuralar bayağı kötü olmuştu. Güzelce aparatlarını dün gece çıkardım. Makineye koydum. Şununla da şu ilaç çok güzel, deterjan. Buraya sıktım ve yağları güzelce temizledi. Bir de şu aspiratörümü temizleyeceğim. İnşallah. İnşallah diyeyim. Aparatlarımı dün geceden koydum. Aparat değil, pardon arkadaşlar. Baharatlıklarımı. Bunlar yıkandı. Şimdi dışarı çıkacak. Bunlar hep o şu dolabın içindeydi. Şuraya malzemeleri döktüm dün gece. Toparladım birazcık. Şu torbanların içini de baharatların içindeki, şu camların içindeki şeyleri çıkardım. Baharatları koydum içine ki orada kalsın işte arkadaşlar. Bilmiyorum, kendi kendime iş arıyorum herhalde. Bunlar da oradaydı. Şöyle bir yer açayım kendime. Ben kameramı bir tripoda yerleştireyim. Evet, kameramı tripoda taktım. Şimdi rahat bir şekilde şunları boşalttım. Şimdi arkadaşlar, boya badana yapacaktık. Ben tapeti almıştım, mutfağın duvarını bir kısmını. Tapeti yapacaktım ama yapamadık. Ben bu temizliği de o zamana bıraktım. Hani dedim ilk önce bir badana olsun, temizlensin. En son dedim dolapların içini yapayım, temizleyeyim, yıkayayım. Ama baktım ki nasıl derler, evdeki hesap karşıya uymadı. Hani takımın içinde de su kaldı. Şimdi boya işleriyle İbo uğraştığı için ona da hak veriyorum. Yani biliyorsunuz İknur'un evi de boya badana olacak. Şimdi ne zaman olacak, ne ara olacak? O yüzden dedim en güzeli ben şu çekmeceyi, yani bu baharatlık dolabını yıkayayım. Temizlensin, çıksın. Sanırsam badanaya kadar, arkadaşlar, mutfak temizliğine kadar bunlar bir el daha yıkanacak diye tahmin ediyorum. Şimdi izin yaklaştı. İzine de gideceğim. Hepten kaldı yani. Öyle söyleyeyim kısacası. Baharatlıklarım da bayağı çok ya. Baharat çeşidi çok olunca mecburen ister istemeden kavanozları da çok oluyor. Şunları şuraya attıydım ki yıkansın diye. Bunlar da işte çekmeceleri arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları o dolaba takacağım. Bayağı bir yağlıydı, biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle çıkarıp yıkamadığım zaman senede 2 veya 3 defa bunları çıkarıyorum. Böyle hep yıkıyorum. Bayağı da bir yağ oluyor ya. Bayağı. Evet, mutfak ama
Sonuçta yemek pişiyor, kızartmalar oluyor, kaynıyor falan. Bayağı bir kirliydi. Makineyle işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar bunların yerlerini ben ayarlamam lazım. Çok mu yukarıda? Bence böyle kalsın. Sonra aralığını ben kendim ayarlayacağım. Bence bu aralık güzel diye düşünüyorum. Vallahi kendime iş aradım arkadaşlar. Zor da oluyor biliyor musunuz takması. Kız bunu niye takamadım ha? Ana ben nereyi çekmişim arkadaşlar? Kusura bakmayın. Kamerayı atmışım öyle. Çok mu aralık yaptım? Şimdi iki tane kısım kaldı. Bayağı bir zor taktım arkadaşlar ama şöyle ayarladım. Güzel oldu bence. Şu aşağısı çok mu dar oldu? Şunların aralıkları mesafesi güzeldi. Sanki şunu bir askı yere mi indirsem? Bir bakayım ben ona. Ama son askıya takmışım. Başka askısı yok. Kendi kendime iş açtım biliyor musunuz arkadaşlar? Yapmasam da olmuyor. Şöyle poşetleriyle koyacağım ben. Çünkü şey, gelince açacağım. İzine gidiyorum ya, poşetlerinden çıkarmayacağım. Bakarım çünkü belki bir el daha yıkarım. Tekrardan poşetlerinden çıkarmayayım. Ağızlarını açarım öyle kullanırım. Poşette kalsın bence. Ne diyorsunuz? Bir şey olmaz değil mi? Ama ben öyle düşündüm. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Erkan Davulcu ameliyat oldu. Kalp kapağı ameliyatı olmuş. Kurtuldu. Ameliyatı başarılı geçmiş. Rabbimden acil şifalar diliyorum. İnşallah tekrardan videolara döner. Rabbim başta sağlık versin. Şimdi biz izine gidiyoruz arkadaşlar. Ben Ankara'ya gidiyorum izine biliyorsunuz. Eğer ki Erkan Davulcu hala hazırda Ankara'daysa ben Erkan Davulcu'ya gideceğim ziyarete. Çünkü ben Ankara'dayım. Evim orada. İllaki gidip görmek istiyorum. Geçmiş olsun söylemek istiyorum ve yakından görmek istiyorum kendisini. Kardeşimize tekrardan acil şifalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Büyük bir ameliyat geçirdi. İnşallah sağlıklı bir şekilde yuvasına, evine, çoluk çocuğuna döner. Annesine, babasına, eşine, çoluğuna, çocuğuna kavuşur inşallah. Ama dediğim gibi ben izindeyken eğer ki Erkan Davulcu hala hastanedeyse ziyaretine gideceğim arkadaşlar. Hatta biz İbo ile konuşuyoruz böyle bir izine gittiğimiz zaman Kastamonu'ya gidelim. Çok istiyorum. Kastamonu'ya Şadik annenin etli ekmeğinden yemek istiyorum. Çok görmek istiyorum onların yaşantısını, köy yaşantısını çok istiyorum. İnşallah nasip diyelim. Rabbim nasip kısmet ederse bakalım. Zaman neyi gösterecek arkadaşlar? Nasibimizde, kısmetimizde varsa hiçbir engel çıkmaz. Artık Rabbim biliyor her şeyi. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Gitmeyi düşünüyorum ama.
bir çiçek yaptıracağım arkadaşlar. Buket çiçek yaptıracağım. Buket. Onunla hastaneye gitmeyi düşünüyorum. Ama bildiğim kadarıyla ben de hastanelerde çok kalıyorum ya. Burayı girmeyecek. Limon tuzluydu bu. Çiçek falan yasak biliyor musunuz hastanelere? Çiçek diye düşündüm ama sanırsam çiçek de alamayacağım. Almayacağım kendisini düşünerek. Ben çiçek diyorum ama bakalım. Çünkü genelde hastalara, ben kendimden biliyorum, hastanelere veya eve çıktığınız zaman evde bile odanızda çiçek bulundurmayın diyor doktorlar. Bir tanesi şekerlikti benim. Şu şey kekik. Evet, konuşmadan bakın, hastaneden baharatlara geçtim. Şimdi şu da şey arkadaşlar, sanırsam zerdeçal. Bu zerdeçal olması lazım. Azıcık da şey olacak bende. Curry ile zerdeçalı karıştırıyorum. Evet. O niye yok? Allah Allah. Bak işte, yoksa bu curry miydi? Zerdeçalı nerede? Başka da baharat kalmadı. O zaman dur, kokusundan anlarım belki. Bu şey zerdeçal gibi kokuyor. Bilmiyorum, köri de olabilir. Anlamadım. Şu nane. Nanem çok az var. Şu kullandığım baharatlar. Şu kelepçelileri her zaman kullandığım nane, kırmızı toz biber, karabiber. Onları oraya koyuyorum. Kekiği yanlış koymuşum. Kekiği de buraya koyacağım. Çünkü bu baharatları her zaman kullandığım kelepçeliğe koyuyorum. Bunu da bakın yanlış koydum. Dur, bir tane kırmızı toz biber neredeyim? Şu pul biberim. Şeye kalmadı. Toz biberi de ben koyuyordum. Neyi yanlış koydum ben burada? Sumak. Yani sumağı buraya koymadım. Kırmızı toz biberi şu kelepçelilere koyuyorum. Şimdilik açık kalsın. Bunları da buraya. Çünkü bunları her zaman kullanmıyorum. Sumak işte. Eşim soğan isterse. Şu karabiber. Top karabiber. Baharatların hepsi var. Hepsi demin ya. Mesela bir baharat var. Yedi çeşit baharat var ya arkadaşlar. Dolmalara falan kullanılıyor. Ama ben onu hiç bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Şu da tuz. Tuzu dökeyim. Dökeyim mi? Tuzu da poşetle koyacağım ya. Şöyle. Dediğim gibi izine gideceğim arkadaşlar. O yüzden. Şurada tuz kaşığım. Sürekli bununla atarım. Bununla attığım ölçüler iyi oluyor. Şu şeker. Şunu şeker doldursam iyi olur. Şu şey. Limon tuzu, ama çoğu orada, gene buraya koyayım ben. Burada kalsın. Şuna da şekeri. Şeker de doldurmayacağım. Ama doldurayım mı? Daha buradayız arkadaşlar ya. Daha gitmiyoruz ki. Ben de hemen Türkiye'ye gitmek istiyorum sanki. Şekeri de doldurdum. Şimdi dolabıma yerleştireyim. Şimdi en alta ne koyalım arkadaşlar? Şöyle salatalar için sirke. Ama daha hiç kullanmadım.
İbo salatalarda böyle sirke kullanmayı çok seviyor. Ama ben de sirke tadını sevmiyorum ve kullanamıyorum. İlknur da sevmiyor sirke. O yüzden kullanamıyorum. İbo'ya diyorum ben salatayı ayrı yapayım. Tabağına dök ne kadar istiyorsan. Şöyle bir de elma sirkesi var. Bu arkadaşlar bunu bir kaşık, bir yemek kaşığı, bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı bunu karıştırıyorum ve içiyorum. Ama her zaman değil, arada bir, özellikle idrar yolu enfeksiyonu için birebir elma sirkesi. Yani haftada bir tüketiyorum, öyle söyleyeyim. Böbrek nakli aldığım için o yüzden tüketiyorum. Şöyle zeytinyağımız var. Bunu da İbo için kullanıyorum. Yine İlknur ve ben sevmiyoruz, yemiyoruz. Şöyle geçen tahin almıştım. Şöyle şunu ters koysam iyi olur aslında. Akar biliyor musunuz? Bakın hiç akmıyor. Yağı düş şey olmuş. Bunları da buraya koyayım. İki tane almıştım hatta. Bir de şey, pekmez, üzüm pekmezi güzel oluyor arkadaşlar. Pekmezle tahini karıştırıyorum. Tabi biliyorsunuz siz bunları da. Güzel oluyor. Başka ne koyayım alt rafa? Şöyle birazcık şey var. Fındık, fıstık ezmesi. Bunu İlknur şeylere kullanıyor arkadaşlar. Kurabiyelere. Kurabiye yaptığı zaman hamuruna katıyor. Şu da şey, lotos ezme. Bunu da kurabiyelere, pastalara kullanıyor. İlknur çok seviyor. Şu kokulu bisküviler var ya. Bunu çok seviyor. Aşağısı tamam. Şimdi buraya da ben ne koyuyordum unuttum ya. Baharatlarımı şöyle yukarı koy. Buraya çay kahve mi koyuyordum ben? Bir kat alsam mı yukarı? Sanki çok aşağıda gibime geldi. Sanki oturmadı ya. Bilmiyorum, sanki havada kalıyor. Şöyle çayımı, kahvemi buraya koyuyordum. Yerlerini de değiştirmek istemiyorum. Bazen İbo yapıyor kendine kahve falan. Sonra bana söyleniyor. Bu kahve nerede? Niye yeri değişti? Bunu da şimdilik buraya koyayım. Poşet çayımız. Bir de şöyle tomurcuk almıştım. Kamera neredesin? Bunu da bir iki kere kullandım. O da öyle duruyor. Şöyle pomes baharatı, patates kızartması. Bizim çocuklar çok seviyor onu. Balımız da bakın ne olmuş arkadaşlar ya. Burada havalar bir soğuk bir sıcak. Bayağı bir, ay nereye tutuyorum? Şekerlenmiş. Onu da oraya koyalım. Şu yağı da hemen. Yağı ben nereye koyuyordum? Buraya mı koyuyordum? Bir ara yağı aldım. Şu yukarıya mı aşağıya mı ne koydum? İbo kızdı yemek yaparken. Sen niye diyor ikide bir oynatıyorsun? O da haklı. Ben diyor elimi attığım yerde bulmam lazım. Haklı yani. Haksızlık değil. Şunların kapaklarını kapatmayacağım ben ya. Şu pul biber elimin altında olsun. Şöyle açayım. Karabiber. Nane. Her zaman kullanıyorum. Kekik. Kekik arkaya gitsin. Nane öne. Ve pul biber. Tuzu da buraya koyuyorum. Tamam. Diğerlerini de yukarıya
Diyorum ya arkadaşlar, bayağı bir baharatım varmış ya. Susamdı, kekikti, terakotuydu, chia tohumu. Nerede kamera? Chia tohumu bile var. Çayları da hemen yerleştireyim. Çıksın bakalım aradan. Evet, topladım arkadaşlar. Şöyle hepsini yeri yerine koydum. Çayları da koydum. Şimdi çayların arkasını da şöyle şey var. Şpazeşterke, nişasta, mirtuka, kahve filtresi vesaire. Türk kahvesi. Şurada baharatlar kalmış. Şimdi onları da hemen bir toparlayayım. Hava bayağı bir soğuk arkadaşlar. Almanya'ya hala hazırda şey gelmedi. Yaz gelmedi, sıcak gelmedi. Dün akşam mutfağın halısını da makineye attım. O da yıkandı. Şimdi güzel şurada iki parça bulaşığım var. Onları da yerleştireyim makineye. Şu tepsiyi de yıkadım mı? Tamamdır. Yerleri güzelce beraber süpürdük arkadaşlar. Gıcır gıcır oldu. Bir de çay koydum. Şimdi demleyeceğim onu. Şuraya kovama su hazırladım. Yoruldum ama. İçine deterjan kattım. Hani size de göstereyim dedim. Belki sorarsınız. Şöyle azıcık Ajax koydum ama arkadaşlar çok az koymuştum. Müthiş kokuyor. Böyle bir koku yok. Çok güzel kokuyor. Neyse, ikide bir göstermeme gerek yok. Şimdi öncelikle bir çayımı demleyeyim ben. Sonra sileyim.
koymuşum ben ya. Şöyle arkadaşlar şey çayı koydum. Bu ne? Ya Alice ya da Mevlana. Bilmiyorum ama kutularından boşaltıyorum arkadaşlar. Unutuyorum ama Alice ya da Mevlana alıyorum. Ben ikisini de kullanıyorum ama buraya çok dökmüşüm. Çok acı olacak. Birazını oraya aldım. Birazcık Türk çayı koyacağım. Bu da şey. Tiryaki. Bunu da tek başına içemiyorum arkadaşlar. Ben hoşuma gitmiyor. Ben alışmışım bu büyük yaprak çaya. Ay, yapacak bir şey yok. Bir kaşık da bundan koydum. Bitsin. Böyle karışık kullanıyorum ben çayı. Güzel oluyor. Fark edilmiyor. Bir dakika. Kettle'ımda su kaynatmıştım ben. Evet, şunu da kısayım. Bu da kaynıyor. Çayı da demledim. Vallahi çok yoruldum arkadaşlar. Bir çayı hak ettim dedim. Zaten şimdi İbo da gelir. Beraber hem yemek çayı olmuş olur. Çayım da hazır. Böyle yani. Hadi bakalım. Şimdi bu bezleşti ya elimi. Burayı tekrardan bir alırım. Sizin de huyunuz vardır değil mi? Böyle mutfak bezi geçti mi elinize her yere süreriz. Yani tezgah. Her yer dediğime bakmayın. Vallahi bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar, temizlik videosu çekmek çok zor. Çok emek istiyor. Yani bakın ben ya da mutfağım dar diye şu kadar bir alan. Tripodu böyle koydum, su kovası burada, temizlik kovası yani. Bilemedim, bana geçmeye yer yok. Cidden temizlik videoları zor oluyormuş. Evet, şimdi tripod önümde rahat bir şekilde iki elimle silemiyorum. Ya da kamerayı yerleştiremedim güzel. Evet, bitti arkadaşlar. Şöyle güzelce sildim. Şimdi kurumasını bekliyorum. Mutfak dolaplarının kapaklarını da sildim. Şu karşıdaki taşı sildim. Fayansı, oraları bir elden geçirdim. Hafiften dambulbaz mı diyorlar ona? Aspiratör. Aspiratörü de sildim. Dambulbaz neyi ne diyorlardı ya? Yine şuna diyorlardı herhalde, havalandırmaya. Halısını da yıkadım. Dün yıkadım. Şimdi hemen sererim ama yerler bir kurusun. Çayım da kaynıyor. Vallahi yorgunluk çayı iyi gider. Buyurun arkadaşlar, gelin beraber içelim. Evet, mutfağım bitti. Halıyı da serdim. Yeri de sildik beraber. Çayım da demlendi. Şimdi hemen güzel bir bardak çay alayım. Hayır, kapağı açtım ya. Şurada ta arkalarda bardakları. İnşallah bir gün beraber olur arkadaşlar. Beraber çay içeriz. Ben de videomu kapatayım. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun başında dediğim gibi Ankara'ya izine gidiyorum. Eğer ki ben izine giderken Erkan Davulcu hastanedeyse, ama inşallah evine çıkar. Tabii ki dualarım onunla, evine çıkar, ailesine kavuşur. Ama eğer ki Ankara'ya gittiğim zaman hastanede de olursa Erkan Davulcu'ya ziyarete gideceğim. Allah'ım izin verirse. Çok gitmek istiyorum. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka yeni videomda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.